Hayırlı günler efendim. Üsküdar Belediyesi'nin 2020-2021 kültür faaliyetleri çerçevesinde düzenlediğimiz Sade Bir Semtini Sevmek programının üçüncüsünde yine beraberiz. Bugün bildiğiniz gibi 27 Aralık, İstiklal Marşımızın şairi, büyük şair Mehmet Akif'in vefatının 84. yıl dönümü. Biz de Mehmet Akif'in yaşadığı mahalleleri, dolayısıyla Mehmet Akif İstanbul'unu konuşalım dedik, gündeme uygun düşsün diye. Kiminle konuşabiliriz? Mehmet Akif hakkında yakın zamanlarda en dikkatli, en önemli, en ayrıntılı çalışmayı yapan Doktor Alim Kahramanlı. Alim Kahraman'ın çok kısa bir süre önce Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat isimli kitabı yayınlanmış oldu. Hem bu kitap üzerinde konuşmak hem de Mehmet Akif'in İstanbul'unu konuşmak üzere kendisini davet ettik. Alim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kitabınız Çiçeğe Burnunda. Evet, evet, çok kitap. Taze daha. Ama uzun zamandır çalıştığınızı biliyorum, yakından takip ettim çalışma sürecinizi. Sonuçta baba bir kitap çıktı. Evet. Kitap sevdalıların tabiriyle baba bir kitap çıktı. Bugüne kadar yazılmış Akif biyografilerinin bence en ayrıntılısı. Tabii biz Mehmet Akif üzerinde bilinen taraflarından ziyade az bilinen taraflarını konuşacağız. Siz ayrıntılı bir şekilde incelediğiniz için bilgileriniz de taze. Evet. Mahallelerini konuşalım önce isterseniz. Doğduğu mahalle, daha doğrusu semt Fatih. Evet. Semti, doğduğu Fatih semtine bağlı Sarı Güzel Mahallesi. Evet. Çok da güzel bir isim değil mi? Sarı Güzel isim, insanın gözünde hakikaten böyle güzel manzara. Ama galiba öyle değil. Anlatır mısınız? Nereden geliyor bu Sarı Güzel evet, ismi? Şimdi Sarı Güzel, bugünkü Fatih'teki Akşemseddin Mahallesi'nin sınırları içinde kalan bir caddenin adı ama Akif'in döneminde semtin adı aynı zamanda. Sarı Güzel tarihi bir geçmişi olan Kıstaşı civarında. Kıstaşı civarında bir mahalle. Bugün Balipaşa Caddesi denen caddenin o da Sarı Güzel semtine dahil oluyor. Orada hatırımda kaldığına göre 63 numaralı apartman. Bir plaket. Yani yeri belli. Yeri belli. Akif'in doğduğu evin yeri belli. Yeri belli. Bir apartman var yerinde. İşte 96 yılında veyahut da 97 yıllarında bir plaket çakılmış. Burada Akif doğmuştur diye. Tabii Sarı Güzel tarihi bir kişilikten geliyor. Nasuh, Sarı Nasuh, Fatih devri, ondan sonra ikinci Bayezid ve Yavuz dönemlerine de yetişmiş bir ilim adamı. Fıkıh alimi. Hatta bu tazarruname evet. Sahibi Sinan Paşa'nın talebesiymiş. Evet, evet. Nurettin bir adı da. Nurettin. Sarı Gözel. Gürz veya benzeri şekillerde söyleniyor. Kelimenin zaman içinde değişerek Sarı Güzel haline geldiği düşünülüyor. Evet, bu Diyar Ansiklopedisi'nde Mehmet Hipşirli'nin bir Nurettin Sarı Görez isimli bir maddesi var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten. Fatih devri fıkıh alimlerinden önemli roller üstlenmiş önemli bir alim. Onun ismi den gelme. Zaman içerisinde o, hatta bazı şeyler araştırmacılar Sarı Gez, Sarı Gürz, Sarı Kerz falan gibi de okumuşlar. Ama İpşirli Hoca'ya göre Sarı Görez. Görez, evet. Evet. Halk arasında olmuş. Sarı güzel olmuş. Evet. Hatta o bugün Balipaşa denilen sokağın adı da Sarı Nasuh Sokağı. Akif'in evet. Eski şeylerinde bilgi böyle geçiyor. Sarı Nasuh Sokağı'ndaki evi diye geçiyor. Bu ev bilindiği gibi Akif'in annesinin evi. Annesi Emine Şerife Hanım Tokat'ta evleniyor. Öyle İstanbul'a geliyor. Derviş Bey diye bir zat. Ondan da çocuklar oluyor. Fakat Derviş Bey de vefat ediyor. Çocuklar da vefat ediyor. Anneye kalıyor. Anne 35 yaşındayken dindar, mütedeyyin bir insan. O sırada Fatih dersi amlarından 45 yaşında İpekli
Tahir Efendi. Temiz Tahir Efendi. Temiz Tahir Efendi. Tahir zaten temiz. Temiz değil temiz mi? Tahir diyorlar burada ki titizliğini gösteriyor. Var. Evet. Evet. Vurguluyor temizliğini. Temizliğini vurguluyor ve hakikaten de titizmiş yani. Akif diyor şeylerini, çocukluğunda saçlarını filan taradığını, babasının ilgilendiğini filan anlatır. Bu ev Emine Hanım'la beraber aileye geçiyor. Derviş Bey'in yani anne tarafından. Anne tarafından gelen bir ev. Evet. Konakçık diye geçiyor. Küçük işte belli 5-6-9 odalı bir ev. Ama bayağı bir konak gibi. Bir konak ilan. Gibi ama işte o dönemin konaklarına göre gene de konakçık tabii. gibi kalıyormuş. Evet. Ondan sonra Akif burada dünyaya geliyor. Uzun zamanda burada yaşıyor. Hatta zaman içinde Akif İstanbul'un içinde çok yerleri gezmiştir. Farklı semtlerde onların üzerinde yeri geldikçe dururuz. Fakat burası baba ocağı, anne ocağı. Sürekli dönüp hani bu ayrılıklardan sonra bu eve tekrar geliyor. Birkaç defa yanıyor bu ev. Onun için Akif'in Fatihliliği önemli. Şey de olursa mahalle üzerine de biraz konuşabiliriz. Mahallede arkadaşları var. O mahallede yetişmiş, orada yetişmiş. Evet. Mesela? Mesela şey var, pehlivanlardan Osman. Osman pehlivan, evet. Osman. Kıyıcı Osman. Kıyıcı Osman. Kıyıcı evet, Osman pehlivan. Evet, Kıyıcı Osman pehlivan. Bizim diyor mahalle grubumuzun içinde en ufak Akif'ti diyor. Fakat o yaşta bile bir sağduyu, bir şey Akif'te vardı diyor. Biz onun lafını dinlerdik diyor. Sonra diyor 16 yaşında, 17 yaşında geldi bana diyor. Şey 16 yaşlarındayken bana pehlivanlığı öğretir misin Osman dedi diyor. Ben de sana Akif'in böyle bir huyu var. Birinden bir şey öğreniyorsa o da ona bir şey öğretecek. Ben de sana okumayı yazmayı öğreteyim diyor. Kıyıcı Osman pehlivana. Tamam diyor. O pehlivanlığı öğrendi ama ben diyor bitiremedim Akif'ten diyor. Tabii bu mahalle arkadaşları yine de daha farklı şeyler de söylenebilir. Mesela aynı semtte oturan Sami Rıfat, onların da bu konak var. 1908 yangınında Sami Rıfat'ın konağı da oradaki evleri de yanıyor. Hatta 1908. 8 yangında. 8 yangınında yanıyor. Akif'in evi, Akif'lerin evi yanıyor mu 1908? Şimdi Beşir Bey, o konu biraz değişik. Şöyle, bir defa 1800 babasının öldüğü yıl bir yanıyor Akif'lerin evet. konu. O biliyoruz onu. Ondan sonra Sıtkı Efendi diye, Mustafa Sıtkı Efendi diye babasının bir... Baba dostu, öğrencisi. Evet. O, bunlar baba yok başta. 66'ın mı? Bir parayla yeniden yaptırıyor o arsaya. O bayağı yanmış orada o zaman. Muhtemelen daha küçük bir... Artık... Evet. Olabilir. Yani onun şeyleri yok o son haliyle ilgili. Sonra 1908 yangını, 1918'de de yandığını biliyoruz buranın. Fakat 1908 yangını da buraları hep yalayıp geçiyor. Acaba Akif'in evi yandı mı? Çünkü Baraz, Beylerbeyi kitabının Rebi Baraz diyor ki 1908 yangınından sonra diyor Akif şeye taşındı, Beylerbeyi'ne taşındı. Evet. Hakikaten Akif'in Beylerbeyi yılları 1908'de başlıyor. Fakat Akif yazları mı oraya taşındı? Tamamen mi taşındı? Bu konu Baraz'a evet. göre tamamen taşındı. Belki o büyük yangın dolayısıyla mahalle yaşanmaz hale... Ben de aynı şeyi hatta kitapta da öyle evet. yazdım. O vesileyle taşınmış olabilir. Şimdi Sami Rıfat da oturuyor dedin. Benim anladığım kadarıyla... Böyle konakçıklar olmakla beraber fukarası fazla bir mahalle gibi görünüyor. Evet. Çünkü Akif'in İstibdat şiirinde o sokağı anlattığı, o mahalleyi anlattığı bir bölüm var. İzeler var orada. Evet. evet. Yani o bölümü okudum. Sonra bir gün tesadüfen Nazım Hikmet'in yazılarını okuyordum. Nazım Hikmet de Sami Rıfat'ın akrabalarından. Evet, yakınlarından. Yani evet. muhtemelen Sarıgüzel'e gidip... Geliyor. 1936 yılında Tan Gazetesi'ne çıkan bir yazı. Yazıyı okudum. Hayret edilecek bir şekilde Mehmet Akif'in o İstibdat şiirinde kendi sokağını anlattığı üslupla anlatıyor. Acaba diye düşündüm. Akif'in o şiirini okudu da oradan mı hareketle yazıyor? Yoksa 1936'ya kadar Sarıgüzel'de hiçbir şey değişmedi de
bir şair gözüyle baktığı zaman aynı şeyleri mi görüyor diye düşündüm. Şimdi benim için de yeni bir bilgi bu. Evet. Ben kitabı yazarken bu bilgiyi görmemiştim. Fakat Sami Rıfat orada çözücü, işi aydınlatıcı kişi olabilir. Bir gün önce ilk hanımını kaybediyor. Ertesi günde bu konak yanıyor. Bütün kitaplarıyla biliyorsunuz bu yangınlar üzerine siz çok çalıştınız. Ne zengin bir kültür mirası, o sadece evlerle değil. Evet. Evler değil, o evlerdeki o zenginlikler, kitaplar, belgeler, neler. Neler gidiyor ve bir yangın hakikaten sıfırlıyor bir anda her şeyi. Tabii o civarda çarşambada Mehmet Akif'in Köse İmam diye geçen Ali Şevki Hoca, onun evi de yanıyor. Boşnak Ali Şevki Hoca'nın evi de yanıyor. Şöyle bir hikaye de var, yeri gelmişken belirteyim. Akif'in bütün şiirlerini toplarmış o. Yani bilindiği gibi Akif gençlik şiirlerini sonradan kitaplarını almıyor. Çok azı ulaşıyor ve istemiyor da bunları. 1900'lerden sonra yeni bir Akif olarak Safahat'tan tanıdığımız Akif ortaya çıkıyor. Ve o ilk şiirleri gazel tarzında veyahut da eski şiir tarzındakileri istemiyor. Ben topluma adadım şiirimi diyerek. Ali Şevki Hoca da hepsini toplarmış onların. Bir gün Fatin Hoca diyor ki Ali Şevki Hoca'yı ziyarete gittiklerinde Süleymaniye'de kız okulunun müdürü Ali Şevki Hoca. Sırpça falan biliyor, öyle bir adam. Ondan sonra diyor ki Akif Bey diyor o eski şiirleri toplasak. Açma onları diyor Fatin Hoca'ya. Zaten diyor ben onların hepsini diyor yırttım diyor. En son diyor Ali Şevki Hoca'da kalmıştı. Yangın da onları götürdü diyor. Onlar tamamen gitti diyor. Bu yangının böyle bir hikayesi de var yani şeyde. Evet. Şimdi tabii Sarı Güzel'de otururken bir yandan da Temiz Tahir Efendi'nin İbnül Emin Mahmut Kemal'in özel hocası olduğunu dolayısıyla Emin Paşa'nın Bakırcılar'daki konağıyla Yakacık'taki köşküne sık sık misafir olarak gittiğini, hatta uzun süreler orada kaldıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla Mehmet Akif'in oturduğu evler, yaşadığı mahalleler arasında Bakırcıları, yani Bayazıt Bakırcıları ve Yakacık'taki köşkü de saymak lazım gibi geliyor. Evet, ne dersin? Gençlik demeyelim de daha çok çocukluk dönemleri. Dediğiniz gibi İbnül Emin'in babası Fatih'teki bir hoca efendi, şimdi ismini aklıma gelmiyor. Ondan diyor ki bana iyi bir hoca gönder, çocukları okutalım diyor. O da kendi öğrencilerinden Tahir Efendi'yi diyor, hem diyor ahlaken hem de şey olarak, bilgi olarak güvenilir bir insan diyor. Ve böylece İbnül Emin ailesinin amcalar, diğer akrabaların çocuklarıyla beraber hocalığına başlıyor. Tabii kış aylarında bu dersler Bayazıt'taki, Bakırcılar'daki konakta devam ediyor. Aile yaz aylarında her yaz Yakacık'taki köşklerine geçiyorlar. Yazlık, İstanbul'da bir yazlık. Hocada gidiyor. Şimdi Yakacık'a da gidip gelmek kolay olmadığı için Yakacık'a o şartlarda. Yakacık'a da taşınıyor. Hatta Akif diyor ki orada şey, veyahut da İbnül Emin diyor ki onlara bir daire, artık o köşk Yakacık'taki şeyi bilmiyorum. Orada bir ayrı ev onlara, ailecek onlar da gidiyorlar. Böylece 6-7 yaşlarından itibaren Mehmet Akif, İbnül Emin ve kardeşleri ve akraba çocukları ile beraber büyüyorlar. Aynı hocadan, babasından, yani Mehmet Akif'in babasından ders alıyorlar. Yakacık'la ilgili de tabii güzel hatıralar var. Akif 12 yaşlarındayken yine oradalar. Ve orada bunlar kendi aralarında şiir de yazıyorlar. Tabii çocukluk şeyleriyle. İbnül Emin diyor ki bizimkiler pek bir şeye benzemiyordu ama diyor Akif'inki biraz diyor daha eli yüzü. Halliceydi. Halliceydi diyor. Orada bir Hatice Cemile diye bir hanım da var. Akraba çocuklarından İbnül Emin ailesinde. O da 2 yaş büyük Akif'ten. O biraz daha hani büyük olması sebebiyle işte birbirlerine ders okutuyorlar. Yani ne kadar okutabilirse o da Gülistan okutuyor Akif'e. Sonradan da Akif meşhur olunca o kadıncağız hep söylermiş. Ben Akif'e Gülistan okumuştum diye. Ama o kızcağıza herhalde bir sempatisi, özel bir sempatisi vardı. Şimdi kızlarının birine o ismi veriyor değil mi? Evet, o benim bu kitabı yazarken dikkatimi çekti.
Cemile'dir Akif'in kızının adı ama hep çift isimli aslında. Hatice Cemile'ymiş. Evet. Acaba dedim bu Hatice Cemile bu yılların bir hatırası olarak böyle bir çocukluk ilgileriyle filan alakası var mı diye aklıma geldi. Kitapta da onu bir soru işareti olarak. Evet, güzel bir ayrıntı. Evet, evet. Zaten bir biyografi yazarken böyle ayrıntılar, o biyografisi anlatılan kişinin beşer olarak canlanmasını. İşte bu sağlıyor. Biraz öyle. Evet, yani evet. Akif'i bir heykele dönüştürmeyelim. Evet. İnsan olarak Akif'i ortaya çıkaralım. Tabii ki İstiklal Marşı şairi olarak biz onu kalbimizde ayrı bir yeri var. Ama böyle çok mermerleştirdiğimiz zaman insanlıktan çıkıp adeta başka bir şeye dönüşüyor. Evet, başka bir şeye dönüşüyor. Onun için insan Akif'i de öne çıkarmak lazım. O da yedi içti, o da aşık oldu, o da başka şeyler yaşadı. O da kızar, öfkelenir, sevinir değil mi? Tabii, o da, onun da bir hayatı var, içer, onu yakalamak yani, lazım. İnsan, evet. Bütün insanlık halleri onlarda da var. Yani evet. Bu taraflarını ihmal etmemek lazım. İşte bu biyografide özellikle bu tarafları daha zenginleştirerek ve farklı dikkatlerle, hatta Halkalı bir başka mekan, burada yeri geldi söylüyoruz. Ondan önce istersen bir de o çocukluk döneminden bahsettiği Fatih Camii ne şiirinin geçelim. Başındaki bir sahne var. Evet, evet, evet. Oradan söz edelim. Çok, belki de çok az not ettiği hatıralarından bir tanesi. Şiirlerinde geçen. Değil mi? Evet, evet. Babası, şimdi, babası camiye götürüyor. Babası camiye götürüyor. Şunu da hatırladım, onu da ekleyeyim. Evlerinin bahçesinde bir erik ağaçları falan varmış. Akif sürekli çok hareketli bir çocuk. Sürekli o ağaçların başından inmeyen çok hareketli bir çocuk. Öyle bir hatıra da var. Şimdi belli bir yaşa gelince 8 yaşlarında kadarken diyor babam Ramazan akşamları veyahut da işte Fatih Camii'ne yatsı namazına giderken çocuklar gidelim mi derdi. Beraber giderdik. Fakat bunlar tabii caminin içinde o geniş şeyi bulunca koşmaya başlıyorlar. İşte buna da annesi bir şeysi var, bir ilmiye sınıfına girsin, sarık sarsın, cübbe giysin diye annesinin böyle bir özlemi var. Akif'e de küçük öyle bir sarık sarıyorlar filan. Fakat koşarken diyor o şey gibi diyor, bir bayrak gibi şeyler, o sarık açılır, bir tarafa doğru uzar, şey yapar filan. Babam da diyor kendi haline, ibadete kendini verirdi, bizi unuturdu diyor. O şiirde harika bir tablo olarak bu Fatih Camii'ni anlatıyor. Tabii Fatih Camii, Mehmet Akif'in hayatında çok önemli bir yeri var. Hem babasının bir mekanı, iş yeri gibi bir nevi yani ilmiye sınıfından orada görev yapıyor. Hem de Akif'in hayatına babadan anlatarak kendi çocukluk okulu da camiye yakın yerlerde okuyor. Otlukçu sokağı vardır hemen orada. Ortaokulu mesela orada okuyor Rüşdiye'yi. Bundan dolayı Akif'in hayatında çok önemli bir yeri var. Ve daha sonra dediğiniz gibi Fatih Camii şiiri, Safahat'ın ilk yayınlanan şiiridir. Ve galiba Akif'in isminin de ilk duyulduğu şiirdir. Duyulmasını sağlayan, evet. Birdenbire yıldız gibi parlamasını bizim sağlayan. Bizim bildiğimiz Akif'in ortaya çıkışı Fatih Camii şiiriyle olmuştur. O şiir üzerinde çok düşündüm ben. Bu kitapta da biraz açıklamalarını verdim yani. Şiirin tabii biraz dil olarak Osmanlıca özellikle o iç dünya anlatımlarında hikaye anlatırken daha sade anlatıyor Akif de. O derinlikli taraflarında biraz tamlamalar falan ağırlaşıyor evet. Biraz daha. O cami tasviri, o caminin minarelerini adeta gökten meleklerin indiğini o sabah vakti. Ve sonra şunu şey yaptım. Yahya Kemal'in Süleymaniye'si. Evet, onu hatırlattı bana. Çünkü Yahya Kemal'in de şöyle bir şeyi var. Sen gayet iyi bilirsin onu. Son dönemlerinde Safahat hep yanındaymış. Tabii, Cahit Tanyol anlatıyor yani. Evet, evet. Tarihi Cevdet ve Safahat yanında sürekli gördüğü. Ayırmazmış. Akif'in cenazesine gelen evet. Sayılı birkaç kişiden birisi Yahya Kemal. O günkü polis raporları evet, iyi ki tutmuşlar. Yahya Kemal'in de katıldığını orada evet. Öğreniyoruz yani. Şimdi ben şöyle bir sonuca vardım. Eğer Fatih Camii şiiri başlangıç olarak yazılmasaydı, Türkçe'de böyle bir deneyim olmasaydı, acaba Süleymaniye ortaya çıkar. Mutlaka çıkardı da bu deneyim birbirini besleyen iki şiir gibi bakıyorum. Elbette. Sadece Fatih Camii şiiri değil ki Fatih Kürsüsü'nde. Bütün onun Fatih Kürsüsü'nün girişinde iki arkadaş köprüden geçerler. Geçerlerken o yeni camiyle karşılaşınca yeni cami
ve heyet-i umumiyet hakkında, çevre hakkında konuşmaya başladılar. Orada da Fatih Camii'ne bir çeşit giriş gibi. Yani oradan hareketle Mehmet Akif'in İstanbul mimarisiyle ilgili düşüncelerini öğreniyoruz. Yani mimari hakkında da ciddi düşünceleri var gibi görünüyor. Oradaki tabii, diyaloglardan tabii, ne dersin? Tabii, tabii. Şimdi Mehmet Akif'i biz zannediyoruz ki sadece hani dindar bir şair. İşte efendim sadece dini, imani konuları savunmuş. Hayır, Mehmet Akif döneminin gözden kaçırılan önemli bir entelektüeli. Ve Mehmet Akif uç adam değildir aslında. Mehmet Akif orta yol denge adamıdır. Ve Mehmet Akif medeniyetin adamıdır aslında. Kültür olarak, birikim olarak. O dediğiniz şiirde mesela siz söylerken aklıma geldi. Yeni Cami'yi... O zaman tabii tam denizle birleşik önünde o şey kısım yok yani. O dolgu kısımlar yok. Diyor ki dalgaların kıyıya bıraktığı bir inci gibi orada belirdi Yeni Cami. Bundan harika o kubbeyi falan düşünürsek. Mehmet Akif tabii ki mimariyle de ilgili, tabii ki musikiyle de ilgili. Mehmet Akif'in sporla da ilgili hayatının içine girdiğimiz zaman çok farklı yönlerini var. Çok iyi bir yüzücü, boğazı yüzerek geçiyor. Boğazı yüzerek geçiyor o kadar şey. Orada Arnavutköy'de şeyin yalısı var. Suudul Mevlevi'nin yalısı var. Akif'i oraya davet ediyor. Bir gece diyor Akif dayanamadı. Hemen diyor peştemalini giydi, üstünü çıkardı, atladı denize diyor. Biz diyor nereye gitti, kayboldu Akif derken diyor epey sonra karanlıkların içinde döndü geldi diyor. Akif iyi bir sporcu, iyi bir güreşçi. Onu biraz daha belki açarız o kıyıcı Osman Pehlivan şeyiyle. Fatih'te de Yenibahçe bir mekan olarak analım. Bugünkü Valide Hastanesi'nin bulunduğu yerler Yenibahçe orlarına da. Orlar çayırlık tabii orlarda. Evet, evet. Akif orlarda güreşirmiş. Yenibahçe'de filan. İlk zeytinyağını sürünce o gece anlaşılıyor güreş yaptığı ve annesi ama babasının ölümüne yakın. Babasına söylemiyor annesi. Sonra 19 yaşında filan da bitiyor Akif'in şeyi. Evet. Hatta yine senin kitabında rastladım. O Halkalı'da okurken kimsenin binemediği, kimseyi yanına yanaştırmayan bir at varmış. Akif doğru at. Ona biniyor. ona bir tek Akif. Akif biniyormuş. Binebilirmiş. Evet. İkinci bir hatırası orada da Agop diye bir arkadaşları var Ermeni. İlk mezunlardan onlar da. O pehlivanlık hikayesi. Pehlivanlık hikayesi. Baktım diyor bizim mahalleden alt sınıftan bir arkadaşı şey yapıyor, boyunduruğu alıyor, çocuğu şey yapıyor, oynuyor onunla diyor yani. Sonra diyor düşürdü onu yine, çocuğun da diyor burnundan kan gelmeye başladı. Ben de diyor seslenmiyorum ama benden çok kilolu, Akif de atikmiş, iyi güreşirim, tekniğime güveniyorum diyor. Hadi Agop bir de ikimiz bir güreş şeyi yapalım, antrenmanı yapalım dedim diyor. Ondan sonra hemen diyor 1,5 dakika içinde oyunumu yaptım ve sırtını yere getirdim diyor. Yoksa diyor o beni yere. Akif'in şeysi şuymuş. Omuzlar ve şeyler kuvvetli. Bacak kısmı biraz inceliyormuş. Pehlivanlıkta da zayıf noktası orasıymış Akif'in. Onu da bu kitabı şey yaparken öğrendim. Sonradan ondan dolayı bırakıyor. Yani bacak kuvveti çok fazla değil. Halkalı demişken Akif'in hayatında İstanbul'da Halkalı da önemli bir çok önemli. Evet. Semt. Çok önemli. Halkalı Ziraat Mektebi'nde okuyor. Ama bir mektep hikayesi var. Fatih'te okuduğu ilk önce mahalle mektebine gidiyor. Mahalle mektebine gidiyor. Ondan sonra Rüşdiye'ye gidiyor o söylediğimiz Oklukçu yokuşunda. Ondan sonra şeye gidiyor. Mülkiye İdadesi. Mülkiye İdadesi'ne gidiyor. O da o civarlarda, o okullarda. Yani Mercan'da, şeyde, Mülkiye'nin yüksek kısmı da bugünkü Cağaloğlu'nda şeyler vardır. O kubbe altı fotokopinin filan karşısında binalar vardır. O binalar eskiden o mülkiyenin yüksek kısmı filan hukuklar şeyler filan orada. Oraya gidiyor fakat sonradan şöyle bir şey oluyor. Babasının ölümünden sonra mülkiyenin diğer bölümlerine değil de oraya bağlı bir baytarlık okulu, ziraat okulu açılıyor. Onun da bir baytarlık bölümü var. Diyorlar ki bu çocuk bir an önce baytarlık yok. O teknik olarak yeni açılan bir okul. İhtiyaç var. İhtiyaç var. Bunların mezunları hemen iş bulacaklar. Olur, evet.
Diyorlar ki o Mustafa Sıtkı Efendi falan, oraya gönderelim bunu. O da itiraz etmiyor. Önce o Yeni Kapı'da bir iki senelik tıbbiyeye bağlı bir okul olarak yine semtinde kalıyor. Ama son iki seneyi Halkalı'ya taşınıyor. Oraya yeni bir bina yapılıyor okula. Oraya gidiyor Akif. Şu anda bir üniversite tarafından, kullanılan bina yapılıyor ve muazzam bir bina. Ve o günden sonra da Akif Halkalı'yı ana mekanlarından biri kabul ederek ayrılmıyor. Öğrenciliğini bitiriyor. Sonradan hoca olarak derslere geliyor oraya. Mümeyyiz olarak, sınavlara katılıyor. Mesela 1900... O hasta çocuk öyle bir... Evet, öyle bir şeyden doğuyor ki 1903'lerde filandır onun yazılışı. Tabii yayınlanışlar hep 1908'den sonra. Mesela Fazlı Faik diye bir adam vardır. Onun 1900 yılında oradaki bir sınavına katılıyor. Hatıraları var onlarla. Sonra orada dostlarına iftarlar veriyor. 1914 yılında bazı dostlarına orada yemek çıktığı için, Akif de oranın demirbaşı bir nevi. Orada dostlarıyla iftar yapıyor, namaz kıldırıyor orada Ramazan'da. Onlara hafızlığı var biliyorsunuz Akif'in ayrıca. Ve böylece Halkalı'yı ana mekanlarından. Ama çocukluğuna dönersek, gençliğine, Mithat Cemal'in söylemesiyle o yıllarda 17 kilometre diyor. Belki biraz daha fazla da olabilir. Dağ bayır. Akif karda kışta pek de vasıtaya binmeye sevmiyor Akif. Yürümeyi seviyor. Karda yürüyerek gelirdi diyor hafta sonlarında annesine. Annesinin evinde Halkalı'yla Fatih arasını yürüyerek gidip geliyor. Yürümeleri meşhurdur. Yürümeleri meşhur. Mesela tramvaya binmiyor. Üsküdar'da da öyle. Ya bu gereksiz bir araç diyor. Bu diyor, tramvay falan diyor. Mahiriz de şaşırıyor. Şuradan geçiveririz falan diyor. Tramvaydan önce gitmişler galiba. Tabii. Hatta sözünü kestim. Bu Mısır'dan Abbas Halim Paşa'nın eşi Hatice Abbas hanımefendiye bir mektubu var. İstanbul söz konusu tabii. İstanbul'u özlüyor Mısır'da. Hanımefendi diyor, ah diyor, ben İstanbul'da olsaydım da sizi ben gezdirseydim. Ya. İstanbul'da ayağımın basmadığı tek yer, bir santimetre kare yer bile yoktur. Hakikaten diyor. Hakikaten doğru. Evet, kızına Hatice Hanım'ın kızına Kızına mı yazıyor? Kızına yazıyor onları. Evet. Ama çok enteresandır o mektuplar. Hakikaten Akif'in ayağı basmadığı yer yok İstanbul'da. Bakıyorsunuz birçok yerde hatırası çıkıyor. Ana mekanlar bu yerler ama daha geleceğiz diğer taraflara da. Halkalı'dan geldiğinde hemen bir gece annesinde hemen şeye koşuyor. İbn-i Lemin'in evine. Orada arkadaşları var. İşte biraz da o gençlik macerasını ona binaen söyledik. O sırada... Bu İbn-i Lemin'in konağı belki bilmeyen seyircilerimiz vardır. Evet. Bayezid'de Kapalı Çarşı'nın Bayezid kapısından çıktıktan sonra sağa dönünce, şimdi bu tam kaotik ortam olan kunduracıların vesaire bulunduğu sokak, Bakırcılar Caddesi, o caddenin ilerisinde. Maalesef şimdi tabii kargir bir bina, yıkıldı yerine bir maalesef işhanı yapıldı ama müthiş bir mekan orası. O dönemde. Yıllar boyunca Baba Emin Paşa'dan itibaren İbn-i Lemin'in ömrünün sonuna kadar musiki şanslarının, edebiyat adamlarının, politikacıların vesaire gittiği, her hafta musiki fasılları düzenlenen, sohbet toplantıları düzenlenen muhteşem bir mekan, yani kültür tarihimiz açısından çok son derece önemli bir mekan. Doğru. İşte Mithat Cemal de hatta 1903 yılında orada tanışıyorlar Mehmet Akif'le. Tabii Akif dediğimiz gibi çocukluğundan beri o mekana gidip geliyor ama sonradan da yine şey yapmıyorlar. Belli bir döneme kadar ilişkileri iyi. Yine gidip geliyor o şeye, konağa. Fakat tabii İbn-i Lemin huysuz bir adam. Yani, bir şeyden kızmıştır. Evet. Yani bir, ama sonradan ölünce çok güzel şeyler yazmış gene de Akif hakkında. Sorulduğu zaman nasıl bir insandı, hatıralarınız falan deyince. Evet. Güzel onları yazmış. Hasan Basri Çantay'a mektup olarak göndermiş. Akif Name'de o da yayınlamış. Böylece Akif'in Fatih çevresindeki mekanlarını aşağı yukarı bu şekilde yapabiliriz. Ama Fatih çevresinde mesela direktör arasında devam ettiği bir kahve de var. O zaman oraya da geçelim isterseniz. Şehzade evet, yani Fatih biraz yakın o civarda dolaşalım biraz. Biraz dolaşalım. Oradan sonra da Sultanahmet'te de zaten var. Çalıştığı iş yeri var. O ticaret mektebinin olduğu yerde o dönemde. Arif'in kıraathanesi var. Arif'in kıraathanesi var, oralara geliyor. Bir de baytarlık dairesi de orada.
Evet. O şey sonradan Yüksek Ticaret Okulu olan binanın olduğu yerdeymiş hatırladığım kadarıyla. Şimdi direkler arası dediğiniz gibi Fatih'e çok yakın bir yer. Orada da bir kıraathane var. Çaycı Mustafa'nın diye geçiyor, İsmail Ağa'nın diye geçiyor. Hacı'nın çayhanesi. Ben onlara baktım, hepsi aynı mekanı anlatıyorlar. Evet. Kimisinin adının aklında öyle kalmış, kimisinin aklında. Burası da bir kültür merkezi. Burada da Akif... Oyun boyun oynanmıyor. Oyun oynanmıyor. Çok güzel çay demliyor. Herkesi de almıyor şey. O bir çay... Melami meşrep birisi Melami diye anlatıyor. Melami meşrep birisi ve kimseyi de öyle varıp da ben buraya oturayım yok yani. Zaten belli bir alanı var. Ondan sonra orada toplanıyor. Mesela Arapça çalışmalarını bir ara orada yapıyorlar. Naim Efendi, Şevket Efendi, Mehmet Akif. Naim Bey'le de çok eski çünkü tanışıklıkları. 1894'te filan tanışıyorlar. Evet. Galatasaray'dan çıktı. Ahmet Naim Efendi. Ahmet Naim Efendi ile. Buhari mütercimi. Buhari mütercimi. Şevket, Mehmet Şevket Efendi var. O da Arapçası muazzam bir insan. Bunlar üç arkadaş. Hatta Necati Lügal. O da o dönemde onlarla beraber Arapça çalışıyorlar orada. Fakat bu kahvenin bir özelliği var. Bu kahve aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin merkezi. O bölgedeki merkezi. Bir üst katı varmış. Hatta onu bilmiyordum. Evet. Fatin Efendi'nin Mehmet Akif'e İttihat ve Terakki'ye Fatin Gökmen. Gökmen. Önemli bir bilim Kandilli, adamı. Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu. Kurucusu müdürü, bizdeki bu evet. ilim dalının evet. en önemli yakın isimleri. Dostlarından biri. Yakın dostlarından. O kıraathanenin üst katında 20-25 kişi toplanıyor ve Akif'e ilk şeyi anlatan o. İttihat ve Terakki. O zaman tabii şey bir cemiyet. İktidara da geçiyor yani şeyden sonra. 1908'den sonra. Ondan sonra onun üst katı öyle. Orayla ilgili bir şey daha anlatayım. Neyzen Tevfik. Bir ara 1904'lerde bu Kara Kemallerle falan bir araları iyileşmiş falan. Bunu aranır hale gelmiş. Mısır'a kaçıyor. Sonra dönüyor. İkinci Meşrutiyet'ten sonra. O gece diyor geldim şeye. Sirkeci'de bindim diyor arabaya. Çek dedim diyor Şehzadebaşı'na kahveye. O dediğimiz kahvehaneye. Oraya vardım diyor. Hemen çaycı Mustafa Efendi o filan sarıldılar. Hoş geldin Neyzen'im filan diye. Hemen diyor Akif duymuş o da geldi diyor. Ondan sonra diyor üst katta Kara Kemal de oralarda. İttihat ve Terakki'nin. Akif de tanıyor Kara Kemal'i. Bir ara yani azarlıyor çok, onu. Çok meşhur. Çok meşhur. Kızıyor yani ona. Evet. İyaşe Nazırı. İyaşe Nazırı. Ondan sonra yukarıya diyor hemen Kara Kemal baktım ev sahibi gibi diyor. Orada bir sofra filan hazırlandı. Bundan sonra artık biraz şey de olabilir, farklı bir sofra da olabilir. Akif bir süre duruyor, ben diye eve gideceğim 12'den sonra. Onlar orada kalıyorlar gene, musiki fasılları filan. Ben eve gideceğim, hadi diyor götüreyim seni eve yatırayım diyor. Yok diyor, ben kimsenin evine gitmek istemiyorum artık diyor. O zaman diyor burada diyor üst katta bir yer de varmış. Oraya bir yatak eliyle Akif yapıyor, şey yapıyor. Akif diyor biraz değişmiş diyor şeyden gelince diyor. Sakal filan bırakmış o dönemde. Filanı öyle anlatıyor Akif. O kahvehanenin böyle evet. şeysi var. Yani İttihat ve Terakki'nin buluşma yeri aynı zamanda. Yani mahalle kahvesini okuyunca, mahalle kahvesi manzumesini okuyunca Mehmet Akif'in çok katı, tavizsiz bir kahvehane düşmanı olduğu intiba uyanıyor evet. insanda. Ama hakikaten o salaş, domino, tavla, iskambil falan filan oynanan kahvehanelere düşman olduğu o mahalle kahvesi anlaşılıyor ama vakit öldürülen şey, o yerleri kızıyor arasındaki tabii. işte yine benzer bir entelektüellerin devam ettiği Arif'in kıraathanesi gibi. Bir de Sirkeci de var bir şey orada dokuyor. Şeyde Selimiye'de çiçekçi kahvesi gibi kahvelere yani böyle çeşit entelektüel kahvesini niteliği taşıyan kahvelere gittiği, buraları çok sevdiği, böyle pırıl pırıl mekanları da özlediği o Berlin hatıralarında bizim kahvelerle Berlin'deki kahveleri karşılaştırdığı metinden anlaşılıyor. Yani Mehmet Akif kahveye değil o salaş pislik yuvası. Sadece oyun oynanan argo kirli. Konuşan, ondan sonra kirli, ne bileyim işte bir tarafta evet. tıraş evet. olunuyor, bir tarafta evet. bilmem ne evet. berber yani, şeyisi var filan. O tür kahvelere yani, düşman. Yoksa insanların sosyalleşme mekanı olan nezih kahve niteliği, kahvehane niteliği taşıyan mekanlara kendi gittiğini, kendisinde devam ettiğini biliyoruz zaten. Aksi de
düşünülemezdi. Evet. Dolayısıyla Akif'in İstanbul'da öyle kahvehane diye tarif edebileceğimiz mekanları da var. Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Tabii tabii. Bence. Yani bu şeyde biyografide özellikle ona dikkat etmeye çalışıyorum. Akif aslında sert bir adam değil. Dediğimiz gibi, o başta da söylediğimiz gibi, müsamahalı bir adam. Yeter ki hatta şahsına bile söylenenlere kızmıyor. İslam'ın değer verdiği şeylere, imani şeylere, gençlerin bu duygularını, inançlarını bozmaya yönelik şeylere daha çok bunlara karşı çıkıyor ve sert karşı çıkıyor. Ama diğer taraftan Faruk Nafize de, o diyor ki işte efendim ben şöyle bir dize yazdım. Faruk diyor bizim imanımız onu kaldırır diyor. Yani o dizeyi şimdi hatırlamıyorum ama biraz böyle serbest yazılmış bir dize. Rahat düşünen, rahat yazılmış. Rahat düşünen. Sen diyor bizi adam. Diyor öyle zannetme diyor. Biz onları diyor, bizim imanımız onları kaldırır diyor. Sen hiç bizim şey yapma diyor. Ve çevresinde de bu tür insanlar var. Onlarla da dost, çok yakın ve Akif birini dost edindiği zaman da sonuna kadar gider. Nitekim bu Fatih'teki dostlarından Sami Rıfat'la Ankara'da yine beraber oluyor. Tabii çok yakın dostlar. Ve orada, o kardeşi, Sami Rıfat'ın kardeşi Ali Rıfat Çağatay bestesi. Çağatay bestesini yapıyor şeyin. Ondan sonra Hatif Faroğlu bir ara Akif'in şiirlerinde. Tamburi Hatif. Evet. Diyor ki ben diyor geleceğim orada diyor dergahta Akif'e bir şey hazırlayacağım diyor. Konser hazırlayacağım Akif'in şiirlerini. Cemil Bey'in talebesidir Hatif. Evet. Tamburi evet, Cemil evet. Bey'in. Yani Ankara'da diyor şeyde Taceddin Dergahı'nda bir konser programı yapmaya filan niyetleniyor. Öyle geliyor filan. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk üzerinde çalışıyorlar şeyle. Sami Rıfat o zaman evet, o komisyonun evet. Başında. O konuyu da enteresan bir konudur. Akif'in dilcilik tarafı, dille, evet, dil ilmiyle yakından ilgisi var. Arapçası, Türkçe'yi biliyor. Türkçesi, tabii. Türkçesi harika. Ayrıca değil mi? Yani, her ayrı. Türlü Türkçe'yi biliyor yani. Argosuna kadar. Zaten. Argosuna kadar biliyor. Şeylerde, mesela Edirne'deyken gittiği yerlerde not alırmış. Nasıl konuşuyorlar? Babam diyor, evet. Bir kahvede duyduğu sözleri not ederdi diyor. Kızı sonradan Suat Hanım. O gösteride sizin de bildiğiniz o konuşmada bunları şey yapıyor yani bize Akif Türkçe'nin her halini bilen bir insan. Her halini bilen bir insan. Evet yani dostları dedin ya yani hakikaten dost bildiğini tam sonuna dost kadar. Biliyor. Yani mizaçları çok farklı olsa bile mesela Mithat Cemal'le mizaçları çok farklıdır. Dostlukları daha da ilerisini evet, söyleyelim. Evet. Hikmet Bayur diye bilirsiniz. Evet, Ankara'dan evet. Hatta şeyden Halkalı'dan tanışıyorlar. O da orada aynı yıllarda evet. Hocalık yapıyor. Sonra Hikmet Bayur diyor bu çok değerli bir insan diyor. Bunu diyor bir yerlere getirseler. Şeyi Ankara'da gazetenin başına getiriliyor. O dönemdeki sonradan Ulus'a çevrilen devletin gazetesi. Adı birden aklıma gelmedi. Onun başına oralara gidiyor İstiklal Marşı'na. Hikmet Bayur, Kıbrıslı Kamil Paşa'nın torunu. Evet. Fakat Akif'le inanç yönünden falan tam örtüşen birisi değil. Tabii çok farklı. Çok farklı. Mısır'da evet. Ziyaret ediyor. Evet. Afganistan'a giderken elçi olarak. Oradan da çok güzel bir seccade gönderiyor. Hı. Akif onu evine asıyor. Şeyle giden bakıyorlar ki evin içindeki o basit eşyaların yanında çok güzel bir ipek kalıyor. Daha ziyade dostlarının karakterine önem veriyor. Ve diyor ki, evet. Ona diyor ki, senin seccadende namaz kıldıkça şeyine diyor, dua ediyorum şey yapasın diye diyor, İslam'a doğru yaklaşasın diye. Evet. Tabii dostluğa o kadar önem veriyor ki, dostlarına yakın olmak için seçtiği semtlerde dostlarına yakın çok olmak için. Çok güzel bağladınız değil bu mi? Konuyu. Evet. Şimdi mesela 1908'de Ömer Rıza Doğrul damat edindikten sonra, kızıyla evlendirdikten 18'de. Sonra. 18'de. 18'de evlendi. Birinci Dünya Harbi'nin sonunda. Sonunda. Evet. Ev, Sarıgüzel'deki ev dar geliyor. Heybeli'ye taşınıyorlar. Evet, o yaz hep beraber gidiyorlar. İstersen hatta ondan önce şeye değinelim mi? Dostları dediniz. 1900'lerin başında bir ara Akif, o dönemde önemli bir ilim adamı, dilci, Emrullah Efendi. Onun yazılarını okuyunca diyorlar ki nerede oturuyor bu? Bakırköy'de. Alıyor evi. Fatih'ten 4 sene Bakırköy'de kalıyor. Velefendi Çayırı. O zaman çayır orlar. Hı-hı. Orada diyor ne sohbetler yaptık onunla ne şeyler. Bir mekanı da Akif'in Bakırköy'dür yani. Abi benim aklıma geldi. Nerede okudum? Ben Hakkı Suha Gezgin'de okudum.
portreleri vardır ya. Evet, siz hazırladınız onu. Evet, kitap olarak portresinde hazırladınız. Anlatıyor. Balkan Harbi sırasında ziyaretine gittim evine diyor. Fakat başkası çıktı evden diyor. Akif Bey nerede? Yani, efendim işte biz Balkan göçmeniyiz. İşte evini bize terk etti. Allah Allah. Kendisi bir arkadaşının evine taşındı. Evet. Diyor. Evet. Yani bu işte tarafları Akif'in, var Akif'in. Akif'in yani karakterini ve ahlakını göstermek bakımından son derece çok önemli. Önemli bir şey. Yani Hakkı Suha Gezgin bizzat. O zaman şu bilgiyle birleştirelim onu. Ben bunu atlamışım bu bilgiyi. Akif Balkan Harbi 1912'de şeyde Üsküdar'da Çengelköy'de ve şey bunu tamamlıyor şeydeki bilgi. Veli Efendi diye Kadiri Tekkesi'nin şeyhi Veli Efendi var. Onun da oğlu Nurettin Artan bilirsiniz. Evet. O hatıralarında diyor ki bizim tekkenin bir bölümü vardı. Artık zikir yapılan filan bir bölüm herhalde. Akif de oraya girerdi diyor. Normal günlerde boş. Arkadan diyor kilitlerdi. Balkan Harbi'nde şiirlerini diyor o şeyde yayınlanan Balkan şiirlerini bizim o şeyde yazdı. Bu da 1908 yangınında Akif'in evinin yanmadığı anlamına geliyor. Ben de işte o sizin şeye bağlıyorum. O civar yandı, etraf oturulacak şeyde değil. Ama demek ki birilerine belki de verdi onu. Evet, yani Balkan göçmenlerine tahsis verdi, etmiş. Tahsis etti, orada durulabilecek durumda. Kendisi de o sırada Çengelköy'de, hatta havuz başında oturuyor o aralar. Evet. Havuz başında. Önceki evi Çengelköy'de havuz başında. Sonra Ankara dönüşü, bugün üzerinde plaket bulunan Beylerbeyi'nin sırtında hemen o Küplüce Mezarlığı'nın altındaki meşhur Akif evi. O plaketin açılış töreninde ben de bulunmuştum. Evet, evi gayet iyi hatırlıyorsunuz evet, o zaman. Evet, tabii diyor, gayet iyi biliyorum. Bir arada başkalarına satıldı. Sezen Aksu'ya falan satıldı. Tekrar döndü falan. Şimdi başka bir yerde galiba, bir şirkette. Yani galiba Akif'in yaşadığı İstanbul'daki evlerden sadece o ayakta. Bir de vefat ettiği Mısır apartmanı. Evet. Değil mi başka? Evet. Öbür doğduğu evin yerinde apartman var. Artık sadece biliniyor. Yeri biliniyor. O bina yok. Dediğiniz gibi en bilinen bina benim de rastladığım Beylerbeyi'ndeki ev. Ve Akif onu dediğimiz gibi şeyden sonra geliyor oraya. Damadı o sırada başka bir evde, manzarasız bir evdi diyor. Orayı buldu, oraya gitti. Kendisi oraya çıktı diyor. Ve orada da bir çam ağacı, hatta hala var galiba o evin resimlerinde görünüyor. Onun altına oturur, saatlerce dalar giderdi diyor. Çünkü bir inziva ihtiyacı duyduğu yıllar. Dostlarını da orada karşılardı. Dostlarını orada karşılardı. Ondan sonra diyor, çıkardık Karacaahmet'i gezerdik diyor. Buralara geliyor. Akif'in biraz daha o Ankara dönüşünde biraz daha ruh hali biraz daha değişik. Bizim de ölüm geldi. Şu Karacaahmet'e bizi de alsalar falan. Aman efendim diyor. Diğer zat da olur mu öyle şey diyor. Siz daha çok hizmet yapacaksınız falan. Yani önemli mekanlarından birisi de orası ve ayakta kalan ev hatırladığımız kadarıyla o ev oluyor yani. Evet. Heybeliada'da sık sık misafir edildiği köşk bile yok değil mi? O yok. Vidalı köşk. Ha evet, onu anlatalım. Şimdi ama biraz bu, sırayla gidelim. Sırayla gidelim. Şimdi Sarıgüzel'deki eve damat geldikten sonra bir iç güveysi gibi geliyor. Ömer Rıza Doğrul. Ömer Rıza Doğrul 1914'te Türkiye'ye geliyor. Evet. Hemen onu o sırada gene Heybeli'de oturuyor Akif. Diyor ki şey yap diyor, sizi diyor efendim orada da gelirim ziyaretine. Sonra gelmene gerek yok diyor. Hadi bu akşam gidelim diyor. Alıyor götürüyor. Seviyor Ömer Rıza'yı, biraz entelektüel bir adam. Evet. Mısır'da yetişmiş ama işte. Aslında mizacı, yaşama tarzı falan onun da değil mi? Akif'e evet. Çok zıttır. Evet, yani özellikle son dönemlerinde daha da farklı noktalara gidiyor ama Akif şunu yapıyor. Adam yokluğunda bir parıltı gördüğünde sarılıyor ona. Evet, yani evet. Bundan bir memleket için bir şey çıksın diye. Ondan sonra oraya gidiyorlar. Belki de o gidişle işte kızı Hatice Cemile daha 14 yaşında. Akif herhalde diyorum düşünmeye başladı. Bir damat adayı gibi de görmeye başladı evet. Ömer Rıza'yı. Nitekim dediğiniz gibi 1918 yılının Nisan ayında nikahları oluyor. Sarıgüzel'e yerleşiyorlar, öyle anlaşılıyor. Sarıgüzel'deki eve onu da getiriyor. Fakat diyor tabii diyor iki aile üst üste yeni evliler.
olmayacağı belliydi pek diyor. Ev de zaten ona müsait değil, o kadar geniş değil. Hemen diyor o yaz adaya gittik. Adaya gidişlerinden 5-10 gün sonra da 1918 yangın oluyor. Ve 18 yangınında ev yanıyor bu sefer. Ev yanıyor, evet. Yani o yangında yandığını biliyoruz. Ondan sonra kışın dönecekken dönmüyorlar. Adada da sıkıntılar başlıyor. Su yok. Ve Akif oradan... Şehre gidip gelmek de bir başlıyor. Gelmek zor. Neveser vapuru işlermiş. Evet, ondan gelip gidiyorlar. Sonra Çengelköy'e geçiyor Akif tekrar. Evet. Ömer Rıza diyor ki, oh diyor, bu şarıl şarıl Çengelköy'ün suları adada diyor. Şey, Akif de diyor temizliğine düşkün bir adam, babası gibi nezakete, nezafete dikkat eden bir adam. Şimdi heybeli tercihi de önemli burada. Said Halim Paşa. Şey, Mithat Cemal diyor ya, Akif için ada demek heybeli demekti diyor. Heybeli demek. Heybeli. Çünkü Heybeli'de Abbas Halim Paşa. Evet, Said Halim dedik. Abbas Halim Paşa. Onun kardeşi var. Oturuyor. Onun yazlık köşklerinden bir tanesi. Onun da Yakacık'ta ayrıca bir köşkü var. Yakacık onların aile önce Balta Limanı'nda yerleşiyorlar. Sonra Said Halim Paşa yerleşiyor şeye, yalıya. Meşhur Said Halim Paşa yalısı. Şimdi o ailenin tarihine fazla girmeye gerek var mı bilmiyorum. Şeyin babaları Kavalalı'nın oğullarından biri. Fakat ondan sonra... Halim Paşa meşhur. Halim Paşa evet. Ha, o hepsi şeyde yatıyordu. Divan yolundaki 2. Mahmut Türbesi'nin haziresinde yatıyorlar. Orada yatıyorlar. İşte bir nevi istenmiyor artık orada. Tahtın ortağı gibi görülerek. Sen ayrıl buradan, istediğin parayı verelim diyorlar. O da geliyor İstanbul'a yerleşiyor. Ve onlar da burada büyüyorlar. Osmanlı kültürüyle, İstanbul kültürüyle büyüyorlar. Sonra 1890'larda bir süre yurt dışında kaldıktan sonra İstanbul'a dönünce Abbas Halim Paşa tamamen Malta'dan getirilen taşlarla, hazır şey taşları, küp şeklinde veyahut da daha dikdörtgenimsi bir şekilde hazırlanmış taşlar, numaralı, nereye konulacağı belli, mimar ona göre hazırlıyor onu ve onları şeylerle, vidalarla birleştirerek orada Mısır uyanışı, mimaride Mısır uyanışı tarzında bir köşk yaptırıyor. Hakikaten fotoğrafı da var burada, evet. Şeyde koyduk. Evet. Harika bir köşk. 1935'te de varisleri onu söküp Mısır'a götürüyorlar. Evet, sökülebilir. Sökülebilir. Evet. Bir taşınabilir. Evet. Dolayısıyla Heybeli sevmesinin sebebi bunlar çok var. Sevdiği Abbas Halim Paşa'nın orada olması. Ki Heybeli'de oturmadığı zamanlarda da sık sık Heybeli'ye giderek o köşkte uzun süre misafir kalabiliyor. Ders veriyor. Kızlarına Abbas Halim Paşa'nın 4-5 tane kızı var. Kızlarının hocası. Evet. Evet. Feyhaman Duran'ın da hem karısının hem kızlarının yağlı boya tabloları vardır. Türk resmi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde. Aileden başka çocuklara da veriyor. Mesela Moda'da o ailede, Mısırlı ailelerden başka, onlar da Emine Tugay hatıralarında yazıyor. Evet. Benim de hocam oldu diye Mehmet Akif'ten bahsediyor. Tabii orada Akif o köşke dediğiniz gibi önce hoca olarak, dost olarak gidip gelmeye başlıyor. Bazı dostlarını da götürüyor yanında. Fakat zamanla kendi de oraya taşınıyor. Biraz daha böyle tepenin üstünde harika bir manzarası olan bir yerden bir yer kiralıyor. Evet. Tabii orada şeyler de var. Hüseyin Rahmi'nin evi var filan. Onlarla da bir nevi komşu oluyor. Görüştüğünü bilmiyorum ama. Görüşüyordur çünkü Abbas Halim Paşa'nın himaye ettiği isimlerden Hüseyin Rahmi. Hatta Hüseyin Rahmi'nin de Mısır'a davet edildiğini, orada bir sürü Abbas Halim Paşa'nın misafir olduğunu biliyoruz. Bir röportajında anlatıyor bunu. Tabii onun gittiği Hüseyin yıllar. Rahmi, Hüseyin Rahmi, Abbas Halim Paşa müthiş bir adam yani. O kadar çok insan destekliyor ki. İbrahim Çallı'ya kadar. Tabii Çallı'ya kadar, Fikret Mualla'ya kadar. Feyhaman Duran'ı Paris'e gönderen ya, ressam. Bir de tabii dergiyi, mesela bu yeri geldi söyleyeyim, Ferit Kam'ın Avrupa seyahatinin finansörü de şeydir. Dergi evet, adına biraz, muhabir olarak gönderiyor. Evet, Fransa'nın bir Avrupa tecrübesi olsun diye. Olsun diye. Adam diyor ben Çanakkale'den öteye gitmemiştim. Nasıl gideceğim diyor. Biraz da pipirikli şeyleri var böyle. Şey tarafları var. Ama bereket versin, o nesil hep Fransızca biliyor yani. Harika şeyleri. Hepsi Fransızca Akif'in biliyor. De önemli dostlarından birisi. Akif orada tabii çok güzel. Anlatanlar o manzarayı falan anlatıyorlar. Bir de şeyi söyleyeceğim.
Orada bir okul kuruyor bunlar. Sebilur Reşat Okulu. Orada kurucuları arasında Hüseyin Rahmi de var. Onun arkadaşı, Hüseyin Rahmi'nin arkadaşı, bir subay emeklisi. O zat da var. Meşhur zat, evet. Meşhur zat var. Adı aklımıza gelir biraz sonra. O Abbas Halim Paşa, bunlar kurucuları. Öğrenci kaydına kadar gidiyor. Şeyler de var. Sebilur Reşat'ta okulun nasıl yönetileceği şeyler hepsi yayınlanıyor. O devrin aydınların hep okul kurma fikretin de var ya, öyle bir yeni mektep. Evet, evet. O dönemde bir şey var. Eğitimde böyle bir ideal okul arayışları İdealizm, var. Evet. Biraz da Tolstoy'un mektebi vardır ya meşhur. Evet, örnektir. Evet. Aslında. Şimdi tabii hem susuzluk hem İstanbul'a gidip gelişin zor olması, saatlerce zaman kaybetmesi Heybeli'den taşınmasına Üsküdar'a dönüyor. Çengelköy'üne. Çengelköy yani, evet. Üsküdar'ın bir bölümü diyelim. Evet. Şimdi Çengelköy'den yıllarından biraz bahsedelim. Şimdi Akif daha şeydeyken 1893'te üniversitede son sınıftayken Baytar Mektebi'nde Üsküdar'daki dostlarla tanışıyor. Kuşadalı Ali Rıza mesela çok meşhurdur ve Akif'le de çok nükteli hikayeleri vardır. O da burada bir okulda, Üsküdar Ortaokulu'nda öğretmen. Ona bir şiirini getiriyorlar. Onu okuyunca bakıyor, diyor bunda diyor şey var diyor, yetenek var diyor. O da ona bir cevap yazıyor. Ondan sonra karşılıklı bunlar şiirle mektuplaşıyorlar. Akif de mektup halinde şiir yazma önemli bir durum. Ve bunu da Peyami Safa'nın babası İsmail Safa, İsmail Safa bir ara hocası oluyor. Onun tarzından biraz gelen bir şey bu. Muallim Naci'de o kadar yok. Ama evet. İsmail Safa'da böyle mektup tarzında şeyler var. Ve bunlar çok meşhur Akif'in. Bazıları Safa'ta da kalmıştır bunların. Orada şeylerle filan bu Özbekler tekkesinin bazı mensuplarıyla, şeyhleriyle, o dönemde onlar da ortaokulda Farsça hocası. Onlarla tanışıyor. Üsküdar'da bir çevre ediniyor daha şeyde. En yakın dostlarında bizim Münir Ertegün. Yıllarca Washington'da Türkiye'yi temsil eden çok itibarlı bir büyükelçi olarak. Evet, onlarla da o yıllarda tanışıyorlar. Ankara'da da hatta şey okutuyor ona, Hafız Divanı okutuyor bir ara, evet. Münir Ertegün'e. Ve Akif Üsküdar'a gelip gitmeye başlıyor. Üsküdar'da Çengelköy'ü falan da ben biraz Üsküdar'a dahil etmiş oluyorum bunu yaparken. Mesela Akif'in Üsküdar'da geldiği mekanlardan birisi, bizim bu şeyden inerken, Zeynep Kamil'den inerken bir Rufai tekkesi vardır orada. O tekke, oranın da bir hikayesi var. Mesela orada orayla da bir Akif'in. Ondan sonra Çengelköy'deki Kadiri tekkesi, Özbekler tekkesi. Hatta Akif şeye de gitmiştir. Afgani tekkesi. Afgani tekkesi. Karşıda da Kelami dergahına da gidip gelmiş. Onu şeyin hatıralarından öğrendik. Yani tasavvufa uzak gibi görünür ama aslında o kadar... Evet, ben de bunu söylüyorum. Evet. Uzak da değil ve en sonunda Farsçasıyla Mevlana'ya açılan bir adam. Son dönemini Mevlana'yla kapatan bir insan, evet. Akif. O çok önemli yani. Ondan sonra orada da Vahyi Bey, işte biraz önce... Muallim Vahyi Ölmez. Muallim Vahyi Ölmez, Bursalı Tahir, Mehmet Tahir. Onlar hep... Beraber bir de Bursa seyahatleri var. Bursa seyahatleri var. Ondan sonra onu Vahyi Ölmez anlatıyor şeyde. Hatta Sebilur Reşat'a da yansımış o onun hatıraları. Bursa'ya ilk defa bir Osmanlı vapuru hareket etmiş. Hepsi bir diyorlar, seviniyorlar böyle. Böyle bir Osmanlı vapuru. Hep Rumlar işletilmiş. Yani. Hep şeyler, yabancı Fransız gemileri, Rumların gemileri, şunların bunların gemileri varken bir Osmanlı şirketi gemi işletiyor Bursa'ya. O kadar büyük bir olay çok, yani o çok dönemde. Çok seviniyorlar. Beraber gidiyorlar. Hatta o arada Rum gemisinde bir çatırtı oluyor. Bakıyorlar bizim gemiye dayanamadı, bu yıkıldı filan diye böyle espri filan yapıyorlar orada. Bursalı yani, Tahir Bey, Bursalı tabii, Bursa'yı gezdiriyor. Keşke intibalarını yazmamış Akif. Bu bir Bursa, o seyahati anlatsaymış değil mi? Bir şiirinde yahut evet, bir yazısında evet. Falan. Yani Bursa ile ilgili çok fazla şeyini hatırlamıyorum Akif'in. Yok zaten öyle bir Bursa şeysi. Ama Bursa'ya zaman zaman dostlarıyla gittiğini biliyoruz. Bir, mesela şey de var. Abbas Halim Paşa 1914'te Bursa'ya vali olarak atanıyor. O dönemde sık sık Bursa ziyaretleri yapıyor. Ve Bursa'da bir medreseyi ziyaret ediyor. Yeni tarz bir medreseyi. Ondan sonra Akif'e o öğrenciler
bu koyunbaşı gibi bir şey pişirip ikram ediyorlar. Diyor ki en güzel yemeklerden daha güzel şu sizin yemeğiniz diye. Hatta orada bu alay müftüsü vardır. Mehmet Fahri miydi? O şeyleri eleştiriyor, eski medreseleri. Akif de diyor ki ya hepsini eleştirme. Bak adamlar söylüyor sana, anlatıyor. Bunlar yeni tarz medrese falan diye. O dönemde bir medrese problemi var biliyorsun. Evet. Ondan sonra Bursa'ya da gidip geliyor. Bir tek o hatırası var, hatırladım. Yani Akif'in Çengelköy'de bu dediğimiz yerlerde kalıyor. Oradaki dostları en başta tabii ki Ferit Kam. Ondan sonra Hüseyin Kazım sürekli orada bulunmuyor ama. Fatih Gökmen Bey. Evet, zaman zaman gitmiş gelmiş ama 1918'den sonra oraya geldiğinde Hüseyin Kazım orada. Hatta Rikkat Hanım'a Türkçe dersleri veriyor Mehmet Akif. O Rikkat Hanım da Suat Hanım sanata meraklı, ona resim dersleri veriyor. Evet. Önce Celil Hanım'dan alıyor. Rikkat Hanım'ın bir hocası da Fikret. İsim babası da Fikret. Ya. Çok enteresan. Hüseyin Kazım Kadri ikisinin de yakın dostu. Şimdi mi? Akif'in bazı dostları Fikret'in de dostu. Evet. Fatin Hoca da öyle. Öyle. Onlar aralarında böyle mesele çıkınca arayı bulmaya çalışıyorlar filan. Hikayeleri sizin kitabınızda ya, da keşke var. Keşke hatıralarını ayrı ayrı yazsalardı. Ya, müthiş hazine olurdu değil mi? Harika şimdi? Şeyler var evet yani. Çok güzel şeyler var. Zannediyorum Ankara'ya geçtiği sırada Çengelköy'de oturuyor değil mi? Ankara'ya Çengelköy'den gidiyor bir sabah vakti. Çok az zamanımız kaldı, 5 dakikamız. 5 dakikamız varsa o zaman bununla toparlayalım. Damadıyla aynı evde oturuyorlar o sıra. Çengelköy'de Ressam Halil Paşa'nın evinde de bir ara Akif'in çocukları oturuyor. Akif Mısır'dayken hanımını almadan daha oraya. Bu Ressam Halil Paşa'yla da dostluğu olsa gerek. Çünkü Abbas Halim Paşa'nın da dostlarından. İşte hatta aynı yerde buluşuyorlar Mısır'daki fotoğrafta. Fotoğrafta birlikte Ressam Halil Paşa denelerin üzerindeler. Öyle anlaşılıyor. Çünkü evet. Abbas Halim Paşa'nın himaye ettiği sanatkarlardan, ressamlardan birisi. Ondan sonra o sabah diyor gizlice yola çıkacaklar. Bu Trabzon Ali Şükrü Bey'le Trabzon mebusluğu da yapmış olan Ali Şükrü Bey gideceğiz diyor. Ankara'dan çağrıldı. Akif'e de davet geliyor yani Ankara'dan. Davet geliyor. Gideceğiz diyor. Milli mücadeleye taraftar Akif. Bazıları Akif'in çevresinden sesler çıkıyor yani aksi sesler ama Akif diyor ki bu bir var olma mücadelesidir. Evet, evet. Milli mücadeleye katılacağız diyor. Ve böylece sabah vakti erkenden oğlu Emin'i de yanına alarak Karacaahmet'e kadar yürüyor. Orada bir yaylı arabası hazır. Ali Şükrü Bey'le beraber oradan biniyorlar. Alemdağ'a doğru devam ediyorlar yani. Ki o evden çıkıyorlar. Kızı hatıralarını anlatıyor. Ağlamaya başlıyor. Baba tekrar ya döneceksin ya dönmeyeceksin diye. O evin hatıraları var o şeylerde Akif'le ilgili. Evet. Tabii Ankara dönüşü 1. Meclis feshedildikten sonra tekrar mebus olamıyor. İstanbul'a yerleşiyor. 23 yılının Mayıs ayında. Yine galiba Çengelköy'e yerleşiyor. İşte o dediğimiz eve yerleşiyor. Evet, o, Çengelköy. Yani Çengelköy değil de Beylerbeyi'nin sırtındaki eve o zaman yerleşiyor. Evet. O eve geliyor ve orada inziva hali. Oradan da Mısır'a gidiyor. Evet. Ama işte bu arada bu Asım'ın neşri dolayısıyla Mehmet Akif'in hayatında önemli mekanlardan biri olan Bursa'da Mithat Cemal'in oturmakta olduğu Mısır apartmanındaki dairede Mithat Cemal'in verdiği davet. Evet, Asım'ın siz şerefine. Bunu çok güzel teferruatıyla yazdınız. Evet. Hatta bir kitapta bunun hikayesi de var. O davette bir defa Mısır'a gidiyor, dönüyor. Evet. O döndüğü 1924 yazına doğru kitap yayınlanmış. Orada bir şey yapıyorlar. Mithat Cemal'in öncülüğünde bir gün yapıyorlar. Çok önemli şahsiye. Abdülhakamit, Sami Pacızade, Sezai, Süleyman Nazif, Cenab-ı Şahabettin. Bir de Faruk Nafiz'i ilave ediyorlar ama siz onun çok güzel hikayesini anlattınız fotoğrafta. Neden Faruk Nafiz yok diye. Orada toplanıyorlar ve bir Akif Akif ilk toplantıda şiirini de okumuyor hatta. Faruk Nafiz'i öne sürerek falan kaçıyor. Evet. İkinci toplantıda okutabiliyorlar Akif'e şiirini. Evet. Yani o tabii uzun bir hikaye. Çok uzun bir hikaye. Keşke vaktimiz olsaydı. Onlara da hatta sizden dinleseydik. Ama kaderin garip cilvesi Akif'in son nefesini verdiği yerde orası. O Mithat Cemal'in davet verdiği daire. Oluyor. Oluyor. Şimdi çünkü Abbas Halim Paşa'nın apartmanı, burası kışlık apartmanı.
oraya yerleştiriyorlar. Bir süre Nişantaşı sağlık yurdunda. Önce Nişantaşı'na biraz kalıyor. Evet. Oradan oraya geliyor. Evet. Sonra bir ara Baltacı çiftliğine gidiyor. Evet. Orada da bir süre kalıyor. Çünkü 5000 şey gelmiş ziyaretçi. Herkes akın akın. Evet. Akif'i evet. ziyarete geliyor. O da konuşuyor. Doktor diyor ki bu konuştukça hastalığı iyileşmez bunun. Biraz evet. kaçıralım bunu. Baltacı çiftliğine gidiyor. Fakat ondan sonra ağırlaşıyor evet. artık. Ölümü dediğiniz gibi orada oluyor. Bayezid Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Eller üzerinde işte biraz sonra onun da çok uzun hikayeleri var. O Bayezid Camii'ndeki tabii. şeylerinde cenaze töreninde. İstirahatgahı olan bugünkü evet. kabrinin olduğu Edirne Kapı Şehitliği'ne defnediliyor. Naim Bey daha önce orada zaten yatıyor. Oraya defnedilmiş. Onun yanına. Sonra Süleyman Nazif de orada. 1927'de vefat eden. O da onların oraya defnediliyor. Orada bir şey var. Vaktimiz varsa bir... Vaktimiz maalesef bitti. Kalmadı. Tamam. Aslında o kadar çok şey var ki biz tabii. bir özetle geçebildik anca. Geçiverdik. Keşke Safahat'ın içindeki İstanbul'a da ya. Girme vaktimiz olsaydı. Ama bu bir girizgah olsun. Bir gün daha da derinlemesine Mehmet Akif'in İstanbul'unu konuşuruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir sohbet oldu. Kitabınızda tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de benim güzel bir kitap, büyük bir emek mahsulü. Efendim, Mehmet Akif'i bu vesileyle vefatının 84. yılında tekrar yad etmiş olduk. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve onun imzasını taşıyan İstiklal Marşı'nın İlahi Yevmil Kıyame semalarımızda çınlanmasını temenni ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.